Evet, lipogenezin ikinci dersine hoş geldik. Nerede kalmıştık? Triacilgliserollerimizi yapmıştık. Ve triacilgliserollerimiz hepatositin içerisindeydi. Şimdi kan dolaşımına geçirmemiz lazım. Çünkü kan dolaşımına geçirirken, tabii bunlar trigliserit aslında. Bunların kan dolaşımına geçmesi pek mümkün değil. Neden? Çünkü suda çözünemezler. Suda çözünemediklerinden dolayı bu lipitlere bir protein ekleyerek ne yapacağız? Lipoprotein yapacağız. Ve ondan sonra ancak dolaşıma geçebilecekler. Dolayısıyla bu arkadaşların paketlenmesi lazım. Paket de şöyle olacak. Bir membranımız var. Bunun içerisinde trigliseritlerimiz var. İçerisinde başka ne var? Kolesterol esterlerimiz var. Trigliseritlerimiz var. Bunları paket haline dönüştürüyoruz. Ve bunların üzerine özel bir başka protein ekleniyor. Apo100. Bu da fosfolipid bir membran. İşte bu oluşan paket lipoprotein. Tabii bu lipoprotein paketin özel bir ismi var. Very low density lipoprotein. Ve bunlar buradan kana geçiyorlar. Şimdi ne yaptık? Şunu yaptık. Kanımızın içerisine fosfolipid membran, trigliserit, kolesterol esterleri, yanında Apo100, Apo B100. Bu nedir? Very low density lipoprotein'dir. Fakat bu very low density lipoprotein kendi içindeki bu trigliseritleri vermek istemez. Küçük kardeş çünkü. Fakat bunun yanında onun bir tane de büyük kardeşi var. Büyük kardeşi kim diyecekse olursunuz, HDL, high density lipoprotein var. Bu normal dolaşımda biliniyor. Karaciğerde ve ince bağırsaklarda gastrointestinal sistemden sekrete edilen bir madde. Bu HDL'in küçük kardeşe göre bazı avantajları var. Şimdi büyük abi HDL kendisine küçük kardeşe iki tane şey verecek. Bunlardan bir tanesi ApoC2. Öbürü de ApoE. Ve böylelikle bu bizim arkadaşımız bir parça daha konfigürasyon değişikliğine uğrayacak. Biraz büyüyecek ve yeni bir forma gelecek. Tabii yanında da ApoB'si, Apo100, ApoB100'ü bulunuyor. Very low density lipoprotein. Şimdi normalde biz ince bağırsaktan diyetle ne yapıyoruz? Yağ asidi alıyoruz. Ve bu yağ asitleri mukozanın içerisinde, mukozal hücrenin içerisinde trigliserite dönüştürülüyor. Yağ asitlerinden paket hazırlanmış oluyor. Ve elimizde başka bir trigliserit kaynağı daha böylelikle olmuş oluyor. Sadece yukarıdan değil, aynı zamanda diyetlerden aldığımız bir trigliserit kaynağımız var. Şimdi mukozanın içerisinde trigliserit var. Bakın şurada hatırlıyorsunuz, bu trigliseritleri direkt olarak kana veremiyorduk. Niye? Çünkü water soluble değil. Yani suda çözünemiyor. Suda çözünemediği için aynı şeyi intestinal mukoza hücresi de yapıyor. Bunun yanında kolesterol esterlerini ekliyor. Etrafına bir fosfolipid membran hazırlıyor. Evet. Fakat hatırlıyorsunuz burada ne vardı? Apo B100 vardı. Burada ise farklı bir Apo var. Buradaki Apo ne? Buradaki Apo Apo B48. Apo B48'de ne ismi alacak? Tanıdık bir isim gelecek. Şilomikron. Bakın gördünüz mü? Böylelikle bir de şilomikron yaptık. Bu yukarıda da very low density lipoproteinimiz var. Very low density lipoproteinimizi de HDL'den Apo C2 ve Apo E'yi de ekledik. O da biraz daha büyüdü. Matür hale geldi. Tabii şimdi elimizde şilomikronlar var ama bilenleriniz bilir. Şilomikronlar ilk önce lenfatik sisteme, oradan ductus thoracicus'a, oradan da nereye gelecek? Kan dolaşımına gelecek. Şilotoraks diye bir şey vardır biliyorsunuz. Ductus thoracicus yaralandığı zaman
süt beyazı tarzında bir sıvı olur plevrada. İşte bu ductus thoracicus içerisindeki lenfatik, içerisinde chylomicron yani yağ. Şimdi elimizde bir de dolaşma lenfatik sistemden sonra chylomicronlar geldi. Chylomicronlar geldiği andan itibaren gene büyük abi'yi biraz daha bildiğini hatırlatın. Gene büyük abi HDL işin içerisine girecek. Bu gelen ufaklığa gene aynı şekilde APOC2 ve APOE'yi verecek. Ne kadar büyük abi geline gelene adam para veriyor. Şimdi burada bizim yapacağımız şey şu. Elimizdeki bu yağları sonuçta biz nereye götüreceğiz? Yağ hücresine götüreceğiz, değil mi? Asıl hedefimiz bu. Ve yağ hücresi de kendisi iki şeyden etkileniyor. Bir tanesi insülin. Yemek yedik, kan şekerimiz çok yükseldi. Diğeri aç kaldık. Glukagon. Bunun yanında epinefrin, kortizol. Bunları biliyoruz. Bu da insülin trigliseritlerin depolanmasını sağlayacak değişik yöntemlerle. Bu da trigliseritlerin yıkılmasını sağlayacak. Hedefimiz bu. Şimdi tabii bu insülin hücre içi sinyalleri, işte biliyorsunuz GLUT4 yağ hücresinde, onun içerisinde glukoz oluyor, yağ asidi de onun içerisinden geliyor vesaire, herhangi bir şekilde artı enzimleri de aktive ederek trigliseritin depolanmasını sağlıyor. Nükleustan enzimleri aktive ediyor. Tam tersi olduğu zaman da glukagonla trigliseritlerin yıkılması gerekiyor. Tabii trigliseritlerin yıkılması dediğimiz zaman yağ hücresinin içerisinde meşhur bir enzimimiz ortaya çıkacak. Onun ismi de lipaz. Peki lipaz ne yapacak? Lipaz şunu yapacak. Trigliseritleri alacak. Gliserol ve yağ asitlerine çevirecek. Bu lipazın tabii başka bir ismi daha var. O da hormon sensitif lipaz. Yani hormon duyarlı lipaz. Peki bu nereden geliyor? Bu şuradan geliyor. Bir kere her şeyden evvel şöyle bir durum söz konusu. Bu glukagon ve epinefrin bu lipaza bir fosfor ekliyorlar. Ve bu fosfor eklenince lipaz çalışmaya başlıyor. Ve trigliseritleri parçalıyor. Neden? Çünkü açız, stresteyiz. Glukagon, epinefrin, kortizol ve ondan sonra lipaz fosforla beraber çalışıyor. Eğer tam tersi bir durum olursa, eğer yemek yersek bu sefer insülin geliyor. İnsülin bu fosforu kopartıyor. Fosforu kopartınca da lipaz stop ediyor. Dolayısıyla bu lipaza da hormon sensitif lipaz adını veriyoruz. Bu da işte hem insüline hem glukagona, epinefrinine, hormonlara sensitif olduğu için, hormonlara duyarlı olduğu için hormon sensitif lipaz adı veriliyor. Şimdi insülin hani trigliserit depolanmasını sağladı. İnsülin salgılandığı zaman çok fazla miktarda karbonhidrat var, çok fazla miktarda yağ var, tokuz yemeğimizi yedik. Bu insülinin daha önce bir süre hücre içi etkileri olduğundan bahsetmiştik. Bu hücre içi etkileri olduğundan dolayı bu etkilerinden bir tanesi de insülinin hücre nükleosundan bazı maddeleri salgılattığını söylemiştik. Daha doğrusu gen ekspresyonlarıyla özel bir takım proteinlerin sentezini sağlıyor. Ve şuraya yağ hücremizi çizelim. Şurası yağ hücremiz olsun. Burası da kırmızı yapalım bunu. Neresi olacak? Burası da kan. Ve burada da nelerimiz var? Endotel hücrelerimiz var. Endotel hücrelerimiz de böyle. Ve özel proteinlerimiz şimdi yolda geliyorlar. Şöyle yapalım. Ve proteinlerimiz de burada. Nedir bu proteinler? Bu proteinler insülinin nükleustan sentezlettiği özel proteinler. Nükleus aracılığıyla sentezlettiği proteinler.
Bu insülin tarafından nükleus aracılığıyla sentez edilen bu proteinler gelecekler. Kan dolaşımının içerisine geçecekler ve özel bir maddeleri var. Bu proteinin kendisi bu. Böyle kocaman bir protein. Ve bu protein heparan sülfat adlı bir maddesi var. O madde aracılığıyla endotele yapışacak. Ve endotele yapıştıktan sonra bunu bir vakum gibi düşünün. Vakum gibi düşünün. Ne yapacak? Very low density lipoprotein ve artı şilemikronları alacak. Ve içerisinde öğütecek ve trigliserit haline dönüştürecek. Dolayısıyla bu da aslında lipidleri yıkan bir enzim. Bu da lipaz enzimi gene bir yapan. Fakat bunun özelliği ne? Bu lipoproteinleri yıktığı için lipoprotein lipaz. Öbürü trigliseritleri parçalıyordu. Bu ise lipoproteinleri parçalıyor. Dolayısıyla bu vakum kendi içinde bu arkadaşları very low density lipoprotein ve şilemokronları hop diye içine çekiyor. Şimdi burada dikkatinizi bir şey çekmek istiyorum. Orada very low density lipoproteini. Şimdi bizim bu very low density lipoproteinimiz ne durumdaydı? İçerisinde trigliseritleri vardı ve trigliseritleri geldi. Bunun tarafından emildi. %60-70 oranında trigliseritlerini burada bıraktı. Vakumun içerisinde bıraktı. Ve aynı zamanda bunlar da ApoC2 vardı biliyorsunuz. ApoC2. ApoC2 da bir enzimle çalışıyor. Aynı ApoC2 nerede vardı? Şilemukronlarda da vardı. Dolayısıyla bu ApoC2'lar bu lipoprotein lipaz, ekstraselüler. Bu buradaki lipaz intrasellülerdi. Burada ise ekstraselüler bir lipoprotein lipaz var ve bu lipoprotein lipaz very low density lipoproteini içerisindeki trigliseritin %65-70'ini aldı. Azıcık trigliserit kaldı içerisinde. Üstüne üstelik ne yaptı? Bunun içerisindeki ApoC2'yu da verdi. ApoC2 orada kaldı. Geride ne kaldı? ApoB100 kaldı. Öbür tarafta ne kaldı? ApoE kaldı. İşte bu fakirleşmiş olan maddeye de very low density lipoprotein artığı adı veriliyor. Remain. Veya intermediate density lipoprotein adı veriliyor. İşte gördünüz mü? Bizim lipoprotein lipopazı ne yaptı? Very low density lipoprotein ve şilomikronları çekti. Her ikisindeki ApoC2 kofaktörü olarak lipoprotein lipaza çalıştı. Vakum olarak içini çekti. Trigliseritlerini %65-70'ini aldı. Ondan sonra attı dışarı bunu. ApoC2'lar kaldı. Geride fakirleşmiş bir very low density lipoprotein kaldı. Trigliseritleri azalmış ama üzerinde hala ApoB100 ve ApoE var. Ve dolayısıyla bu fakirleşmiş very low density lipoprotein artığına da biz intermediate density lipoprotein adını veriyoruz. Peki iş bu kadar bitti mi? Hayır, bitmedi. Neden bitmedi? Çünkü bu IDL, intermediate density lipoproteinimiz vardı ya, bu C değil tabii, L olacak. Burada ne vardı? ApoE vardı. Bir de ApoB100 vardı. Ve bu ApoE nedeniyle özel bir endositik prosesle hepatositin içerisine alınacak ve yıkılacak. Yani arkadaşın daha işi bitmedi. Aynı zamanda bu dolaşımdan IDL, Intermediate Density Lipoprotein, ApoE aracılığıyla, endositoz aracılığıyla hepatositin içerisine alınacak ve hepatosit de yıkılacak. Yani bunu da ortadan kaldırıyoruz. Bunu yapan da ApoE aracılığı olan endositoz. Bu arkadaşın çektikleri burada bitecek mi? Hayır, çektikleri burada bitmeyecek. Çünkü bu hepatiste bunu yıkan arkadaş hepatik lipaz. Ve hepatik lipazda ne yapacak? Hepatik lipazda geri kalan trigliseritlerin hepsini temizleyecek. Ve sonuçta bu arkadaştan ne çıkacak? Low density lipoprotein çıkacak. Bakın, very low density lipoprotein, HDL, high density lipoprotein,
Hydensin lipoproteinin abilik yaptığı şlemikronlara ve viral densiti lipoproteinlerine ne verdi? ApoC2 ve ApoE'yi verdi. Onlar da şekil değiştirdiler. Very low density lipoprotein haline dönüştüler. Şlemikronlar daha büyüdüler. Matür hale geldiler. Ondan sonra ne oldu? Lipoprotein lipaz geldi. Bunları emdi. Emdikten sonra very low density lipoproteininin trigliseridin %65-70'ini şey yaptı. Attı dışarı arkadaşı. ApoC2'lar orada kaldı. Çünkü ApoC2'lar hem şlemikronda hem very low density lipoproteinde lipoprotein lipazın üzerinde kofaktör olarak onu çalıştırıyorlardı. Geriye kalan ApoB100 ve ApoE50 olan very low density lipoprotein artı intermediate density lipoprotein oldu. Intermediate density lipoprotein de ne oldu? Hepatositlere ApoE aracılığıyla endositozla alındı. Bir trigliseritleri de orada kaybetti. İyice fakirleşti arkadaş ve bunu yapan da hepatik lipaz ve hepatik lipazın işleminin arkasından geriye kalan bu arkadaş işte meşhur LDL'miz. Şimdi peki bu şlemikronlar ne oldu diye soracaksınız. Şlemikronların da başına aynı şey geldi. Çünkü bu şlemikronlar da gittiler. Vakumun içerisinde trigliseritlerin büyük bir çoğunu kaybettiler. Fakirleşti bu arkadaş da şlemikron. Ve üzerinde ne var? Gene ApoE var. ApoE var. Ve ApoB48 var. ApoB48 var. Ve bunlar da fakirleşmiş bir şekilde tekrardan hepatik lipaz aracılığıyla son trigliseritlerini de kaybedecekler. Burada son olarak bir şey söyleyeceğim. Hani burada söylemiştik, biraz şunu büyütürsek şuradan daha iyi açıklayabiliriz bunu. Burada neyimiz vardı? HDL biliyorsunuz ne yapıyordu? HDL şu ApoC2'yu veriyordu ve bu ApoC2 ne yapıyordu? ApoC2 bu lipoprotein lipazda trigliserit emilimini arttırıyordu. Bu kofaktör olarak çalışıyordu. Fakat bu burada kalmıyor. Bu gene very low density lipoprotein ve şlemikronun üzerinde kalıyor. Ve bu ApoC2, ApoC2, kusura bakmayın, ApoC2 tekrar HDL'e geri veriliyor. Yani ne vermişti arkadaşlar onlara? ApoC2 ve ApoE vermişti. Very low density lipoproteininde ApoB100 vardı. Şlemikronda ise ApoB48 vardı. Bunlar lipoprotein lipazdan dayağı yedikten sonra geri geliyorlar. ApoC2'yi tekrar götürüp HDL'e iade ediyorlar. İşin özeti bu. Şimdi biz nereye geldik? Şu noktada kalmıştık. Bizim lipoprotein lipazımız geldi. Bol miktarda yağ asitlerini parçaladı ve yağ asitleri artık dolaşıma geçti. Ve dolaşımda bol miktarda yağ asitimiz var. Ve bunlar da şimdi nereye gidecekler? Yağ dokusunun içerisine gidecekler. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Şimdi yağ asitlerini aldık fakat şöyle bir şey var. Burada aynı zamanda bize gliserol de çıktı. Ben şimdi gliserol de alsam içeri. Fakat gliserol almanın hiçbir anlamı yok. Çünkü ben gliserol 3 fosfat haline dönüştüremedikten sonra benim için hiçbir anlamı yok. Çünkü benim yağ asidi hücrenin içerisine girdikten sonra bana gliserol 3 fosfat lazım. Fakat bu gliserol 3 fosfat nereden geliyor? Gliserol 3 fosfat da adipoz doku içerisinde bulunan glikozdan ve glikozdan glikolitik yol ve glikolitik yoldan en sonunda aşağıya gidiyor. Gliseraldehit 3 fosfata dönüşüyor. Dihidrokse aseton fosfata dönüşüyor. Sonra ne olacak? Sonra şu olacak. Gliserol 3 fosfat dehidrogenaz var. Bu da dihidroksi aseton fosfatı gliserol 3 fosfata dönüştürecek. Ve işte gliserol 3 fosfat ve yağ asitimiz artık birbirleriyle karşılaşmış durumlarda. İşte burada bahsettiğimiz bu öbür gliserol bu yağ hücresinin içerisine girse dahi
yağ hücresinin içerisinde bunu gliserol 3 fosfata çevirecek enzim yok. O enzim karaciğerde var. Dolayısıyla kazın ayağı o kadar kolay değil. Gliserol hemen içeri geçse yağ asidimiz de var, gliserolümüz de var. Yapalım kardeşim biz sentezimizi diyebilirsiniz. Ama maalesef bu gliserolü gliserol 3 fosfata döndürecek. Yani gliserol 3 fosfataz kinaz enzimi, daha doğrusu gliserol kinaz enzimi, fosfor ekleyen enzim kinazlı biliyorsunuz. O kinaz enzimi ne olacak? Burada yağ dokusunun içerisinde olmadığından dolayı gliserolün içeri alınmasının hiçbir anlamı olmayacak. Tabii burada soracaksınız, peki bu gliserol ne olacak? Bu gliserol, söyledik, gliserol kinaz enzimi, gliserol 3 fosfata dönüştürecek enzim karaciğerde var demiştik. Aynı zamanda böbrekte de var ve bu hepatositlere geçtikten sonra gliserol 3 fosfat haline çevrildikten sonra iki tercihi var. Trigliserit sentezine geri dönecek veya glikoneogenezde kullanılacak. Tabii sonuçta yağ asitimiz ve trigliserol 3 fosfatımız var ve bunlar da trigliserite dönüşecek ve yağ hücresinin içerisinde depolanacak. Şimdi tabii bu gelen yağ asitinin çok büyük bir kısmı dışarıdan geliyor ama hatırlarsanız bu glikolitik yolda da asetilkoenzim A'dan da yağ asiti sentezleniyordu ama o son derece ufak bir miktarda kalıyordu. Ama sonuç olarak çok büyük bir kısmı yağ asidinin dolaşımdan geliyor ve gliserol 3 fosfatla birleşip trigliserite dönüşüyor ve bunun sonucunda da yağ hücresinde depolanıyor. Tabii burada bir şey var, o da şu. Bizim hatırlarsanız burada ne vardı? Lipazımız vardı. Lipaz enzimimiz vardı. Bakın burada kendisi. Bu lipaz enzimi. Bu lipaz enzimi ne durumda? İnsülinimiz var. İnsülin buradaki fosforu kopartıyordu ve lipaz enzimi duruyordu. Glikogon ne yapıyordu? Fosforize ediyordu ve lipaz enzimi çalışmaya başlıyordu. Trigliserit yıkılıyordu. Dolayısıyla bu yeni oluşan trigliserit insülin varlığında glikoz hücreye giriyor. Gliserol 3 fosfat yağ asidiyle birleşiyor. Trigliserit oluyor ve insülin aynı zamanda fosforu kopardığı için lipazda inaktif. Dolayısıyla herhangi bir şekilde çalışmıyor ve benim yağ depolamama yardımcı oluyor. Yani depoladığım yağı ortadan kaldırmıyor. Evet. Böylelikle bu konuyu da izin verirseniz burada tamamlayayım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer buraya kadar geldiyseniz size başarılar diliyorum efendim. Görüşmek üzere. Hoşça kalınız.